Evet, 23. gün. Hani bir önceki yağmaya göre bugün çok daha güzel şeyler yağmaladık. Fakat işin yine kötü yanı tabii ki herhangi bir bileşen veya odun malzemesi falan bulamadık. Bakın yiyeceğimiz tamam, okey, hiç sorun yok. İlaç tamam. Su çok hoş. Fakat yine herhangi bir bileşene sahip değiliz. Bakın nelerimiz var? Tahtam bile yok. Oo, tahtam varmış. Yalan söyledim. Hey. Yakıtımız var. Tahtamız var. Bileşenimiz hiç yok ya. Böyle bir şey olabilir mi? Neyse. Neyse, hiç olmazsa yemeğimiz var. Karınlar aç mı? Oo, karınlar aç değil. Oo, çok iyi. Yorgunsun. Yorgunsun, gel yat. Anton. Umarım burayı sıcak tutmayı başarırız diyor. Aa, dördeymiş yakıtımız. Tamam, biraz daha yakıt koyalım şuraya. Hadi Anton. Hadi yaşlı Anton, kaldır o büyük odun parçalarını. Harikasın. Şimdi sen gel buraya otur. Marco, senin neyin var? Üzgünsün. Tamam. Arkadaşlar, Marco'muz üzgün olduğu için sürekli bir iki gün boyunca kendisine... Oh, bir dakika. Fare yakaladık. Fare yakaladık. Harika. Cidden hani bir noktada şey de yapabilirim. Bu ocaktaki yemekleri de arttırabilirim. Çünkü 6 tane sebzemiz, bakın şimdi 8 tane etimiz olacak. Harika. İnanın, bunların çalınmasını cidden hayatta göze alamam. Bir dakika, sebze için kaç tane bundan gerekiyordu? Onu unuttum. Eyvah. Bir dakika. Biriniz orada kalsın. Anton, sen hemen şu sebzeciyi kontrol et. Sebze akvaryumunu mu demeliyim, ne demeliyim bilmiyorum. Cidden akvaryuma benziyor şu. Kaç tane gerekiyor bir sebze üretebilmek için? 4 tane. Hadi ya, tüh. Şansa bak. Neyse. O zaman sen gel buraya otur. Bir tane koyduğum takdirde bir süre en azından şundan bulana kadar sebze yapamayacağım. Bu riske etmeye değer mi? Sanırım değmez çünkü bakın 8 tane odunumuz zaten var. Evet. Anton gelsin hemen gitar çalsın. Biz de bu sırada birilerinin kapımızı çalmasını bekleyelim diyeceğim ama daha da dün geldiler değil mi? Evet. Evet, bu geceyi boş geçiriyoruz pekala. Hava sıcaklığı güzel. Evin durumu gayet hoş. 19'da 18'e indi. Olsun. Sobayı kurduğumuz yer çok sakat diye düşünüyorum hala ama yani yatakların olduğu yere sobayı kurdu. Belki şu yatağı biraz daha kaydırıp sobayı ikisinin arasına da koyabilirdim. Emin değilim. Ama sanırım o kadar da dikkat etmeyeceklerdir oyun. Oyunun yapımcıları. Pekala. Şimdi günü bitirmeli miyim? Ne yapmalıyız? Günü bitirebilirim aslında hızlı bir şekilde. Çünkü bu gece kimsenin geleceğini düşünmüyorum. Karınlar aç. Ah, pardon, günü bitiremem çünkü Marco yatakta değil. Evet, o zaman birisinin uyanmasını bekleyeceğim dinlenip. Ondan sonra Marco'yu yatıracağım hemen ve günü direkt bitiriyorum. Hani oradaki süreden biraz kazanalım diye. Pekala, öncelikle birisinin uyanmasını bekleyeceğiz tabii ki. Bruno karnı aç. Pavel karnı aç. Oh, harika. Bruno tam zamanında. Hemen Marco, sen gel Bruno'nun yerine yat. Radyoyu bırak tabii ki. Bruno, sen bu odada tek başına. Şu kapıyı kapat üstüne. Harika, bu odada tek başına dursan şimdi. Marco. Karnın aç, biliyorum üzgünsün, biliyorum yorgunsun, biliyorum ama şimdi her şeyi iyileşiyor. Hop, günü sonlandır. Abi, zaman her şeyin ilacıdır. Ah, zaman. Marco yağmada. Bakın kimse yorgun değil. Ne yapalım? Ne yapalım? Paul nöbette dursun çünkü Paul yine çabuk iyileşiyor. Evet, Paul yine çabuk iyileşenlerden. Çünkü kendisi futbolcu olduğu için sürekli koşuyor. Sürekli ayakta kalabilir, sorun yok. Bruno, sen de nöbette ol. Anton, sen yine uyumanı istiyorum çünkü dostum sen hem yaşlısın, böyle hasta falan olduğunda aman Allah'ım çok geç iyileşiyorsun. Şimdi nereye gidiyoruz? Süpermarkete gittik. %77. Abi, yeni yerlerin açılması lazım, inanın. Yoksa böyle olmayacak. Depo. Abi, depo. Çok fazla silah, çok fazla parça. Bakın, parça olması beni cezbediyor. O yüzden depoya gidiyoruz. Kimle? Marco'yla. Ne getiriyoruz yanımıza? Hemen hemen her şeyi. Bıçağımızı, pistolümüzü. 3 mermi, 3 mermi çok az ya. Bakın, riske etmeyeceğim, söylüyorum. Eğer çok kötü gözükürse durum, direkt round'u exit edeceğim çünkü Marco'yu kaybedemem. Bir sonraki gün belki Anton'la gideriz oradaki insanları öldürmeye. Hani öldürürsek öldürürüz, öldüremezsek ölürüz, sorun değil sonuçta. Anton'dan bahsediyoruz. Ay, çok kötü hissediyorum kendimi bunu söylediğim için ama mecburum. Evet, depo. Sanırım buraları araştırmış mıydık biz önceden? Yoksa araştırma... Ya, bundan bulmak istemiyorum artık, yeter ya.
Yemin ediyorum yeter. Üretemiyorum mermi zaten. Sürekli böyle mermi kovanıdır, barut bulmaktan inanın bıktım. Bu depodaki herkesi öldürmem lazım. Arkadaşlar şuraya bakar mısınız? Abi yok artık ya. Kim bilir neler vardır oralarda. Kim bilir. Şimdi bir araya saklanacağız. Benim araya saklanacak bir yer bulmam lazım. Araya kaçmamız lazım. Ay, araya kaçmak. Bu kapıyı açsam benim sesimi duyar mı oradaki dengesiz? Uuu harika. Uuu çok iyi. Çok hoş. Müthiş. Evet. Tamamdır. Şimdi dönüş yolumuzu ayarladık diye düşünüyorum. Evet, tüm iyi malzemeleri dışarı çıkardık diyor. Yoksa ben böyle anlıyorum. Evet, bizi baya bir süre idare eder diyor. Sonraki iş ne olacak diye sordu sağdaki. Evet, oyunun Türkçe yazması nedense kurmuyorum. Bilmiyorum böyle. Uuu bakın bunlar sanırım insani yardım taşıma şeyini vurmuşlar diyor. Dedi ki çünkü eğer hani bir daha bir insani yardım malzemesini vurabiliriz diyor. Tamam biz de güzel ve uygun bir düzenleme ayarlarız dedi. Sağdaki kendi aralarında böyle sanırım malzeme çalmaya düzenleme diyorlar. Emin değilim. Uuu kötü adamlar. Evet hani acaba şu an mı? Kötü adamları öldürdüğümüz için üzüntü seviyesi umarım artmaz. Pardon insan öldürdü tabii. En sonunda insan öldürüyoruz ama sonuçta kendileri hayatta kalmaya çalışan insanlar değil tam anlamıyla kendileri haydut. O yüzden hırsızlık. Benim saklanacak bir yere ihtiyacım var. Evet sanırım burada saklanacak bir yer var. Yemin ediyorum var. Çabuk gir. Bir dakika girmeden önce şunu bir araştır. Arkanı dönme. Lütfen arkanı dönme. Lütfen dostum. Hiçbir bulamadık. Saklan. Bıçağı elimize alalım. Hoo. Şimdi bir kişiyi alt kata bekleyeceğim. Bir dakika benim strateji çizmem lazım bir tane. Bir tane strateji lazım. Bu buraya geldiğinde onu öldüreceğim. Ama sessiz öldüreceğim. Yine de yediklerin haberi olacak mı? Onu bilmiyorum. Haberi olacağını varsayacağım. Hemen bu moda geçeceğim. Yağma moduna. Üzerindekileri alacağım kendisini. Sonra geriye doğru belki şuraya bir yere siper kurarım. Pardon. Siper'e geçerim. Bu tarafa doğru. Gelenleri de bu arkadaşın elindeki silahla vururum diyecektim. Arkadaş buraya gelmeyi seçmedi. Neden? Neden görev yerinden ayrıldı? Aman Allah'ım. Lütfen istediğim şeyler olsun. Hadi. Marco'ya bak. Marco'ya bak. Karanlıkta sapık gibi duruyor orada. Marco'ya bak. Hey Marco. Biraz daha bekleyeceksin dostum kusura bakma. Hadi ama. Nasıl ses çıkartabiliriz? Hop biri geliyor. Yemin ederim biri geliyor. Bir dakika. Bir dakika. Üzerine geldiğimde turuncu. Bir dakika. Yaptım. Vallahi öldürdüm ve ses duymadı. Hay biri geliyor. Çabuk çabuk. Eyvah. 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 Dostum lütfen. Ha, vurdu. Çabuk. Aman Allah'ım çabuk çık. Çabuk çık. Abi ya. Bir dakika. Silahları kaldı orada. Eyvah. Abi çok kalabalıklar ya. Abi çok kalabalıklar. Bir dakika. Gitmeyeceğim hemen. Hemen gitmeyeceğim. Bakın birisini öldürdük. Ve duydular. O sırada üstünü yağmalayamadım çünkü çok uzun sürdü üstünü yağmalamak. Abi yok artık kaç. Of. Abi inanmıyorum ya. Neyse hiç olmazsa bir kişiyi öldürebildik işlerinden. Depoya bir kere daha gidiyorum. Artık ahtım olsun. Depodaki herkesi öldüreceğim. Evet, kullanışlı bir şey bulamadım dedi ama gerçekten denedim dedi ve soyulmuşuz. Kötü haberler üst üste geliyor. Ama çok iyi. Saldırı hiçbir şey çalmayı başaramamış. Kendimizi savunmuşuz. Müthiş. Marco karnın aç. Hemen dostum yemek ye. Bruno karnın aç. Sen de yemek ye. Pavel karnın aç. Sen de yemek ye. Anton karnın aç muhtemelen. Evdeki herkesin yemek günü. Marco, sen yemek yemedin neden? Abi senin yerine Bruno yedi. Ne diyor? Evet dediğine göre kendi restoranı vardı ya Bruno'nun. Kendi restoranımdaydım diyor ve patronları izliyormuş.
patronları da akşam yemeği üzerine tartışıyorlarmış ama cidden haberlerde olan büyük silahlı çalışmaları falan fark etmiyorlarmış. Ve Pogoren'le işte insanları falan gösteriyormuş. Burası benim şehrim demiş Bruno. Orada benim arkadaşlarım yaşıyor ama tekrar kapıya direkt otobüse doğru koşmuş sanırım bu Pogoren'e gitmek için ama otobüse doğru koştuğumda cidden ne düşünüyordum bilmiyorum diyor. Evet Bruno. Yaşadıkların için biz de üzgünüz dostum. Şimdi Marco sen de bir şey düşünüyorsun. İyi bugün düşünme gününüz. Bakın diyor ki o adam bizim komşularımız için tehlike diyor. Ondan kurtulmalıydım diyor Marco. Hiç merak etme dostum onlardan kurtulacağız. Ama ne zaman onu bilmiyorum işte sorun o. Pekala. Marco hemen gel yat. Abi yarın çok iyi bir vurgun yapacağız. Sen de yorgunsun. Pardon siz yorgun değilsiniz. Marco haydutu öldürdü. Ona destek göstermeliyiz diyor. Destek olmalıyız diyor Pavel. Destek göstermek ne demek? Pavel sen çok açsın pardon sen yemek ye. Herkes çok aç ya niye? Anton? Evet Anton biraz da yaşlı olduğu için böyle babacan bir tavrı var dediğine göre o acımasız insan tarafından öldürülebilirdi diyor. Geri geldiği için çok mutluyum diyor Anton. Evet Anton biraz yaşlı olduğu için tabii ki babacan duygulara sahip. Çok soğuyor diyor. Neden? Yakıt var halbuki. Pavel, şuraya biraz daha yakıt doldur dostum. Evdekiler üşüdü. Hava sıcaklığı 8 derece. Pekala. 6 tane koyduğumuzda umarım işe yarar. Benim bu sobayı yükseltmem lazım. Yapacak bir şey yok. Pavel, şuraya bir ateş koyalım dostum. Harika. Umut ediyorum ki bugün birisi gelir. Takasa lütfen. Evet, Marco'nun bir seçim şansı yoktu diyor ama keşke seçim şansımız olsaydı dedi Anton. Evet, Anton yapacak bir şey yok. İnsanları öldürmemiz gerekiyor bir noktada. Siz sakın moralinizi bozmayın ha, sakın. Sakın birinizi depresyona girmiş görmeyeyim. Harika. Bugün kimse gelmeyecek muhtemelen. Aa, birileri geliyor ya. Kim bu? 2 adet çocuk. Ya çocuklar, tam çocukları seviyorum tabii ki ama bize bir faydası dokunmuyor. Annemiz hasta, lütfen yardım et. Annemiz hasta. Ne istiyor acaba? Oh, 2 tane şurup abi yok artık. Evet, buradan birkaç blok ötede yaşıyoruz. Annemiz çok hasta ve tıbbi malzemeye ihtiyacı var. Bize biraz ödünç verir misin diyor. Lütfen yardımınız olmadan annemiz ölecek. Babam savaşa gittikten sonra sadece ona sahibiz diyor. Lütfen onu kurtarmamıza yardım et abi. Çok dokunaklı ve tüylerim diken diken oldu ya. Tamam, biraz vaktini kullan dedi. 2 adet şurup istiyorlar ve bizde 4 tane var. Ya gençler, gençler ne olurdu şöyle sebze falan isteseydiniz. Et isteseydiniz, karnınız aç değil mi? Et vereyim. Çiğ et. Kızartıp yersiniz. Konserve vereyim. Abi gidiyor şurup istiyorlar ya. Lütfen bana sırtını dönme lütfen diyor. Tamam. Vallahi damarıma bastınız. Alın. Umarım yalan söylemiyorsundur ufaklık. Evet. Arkadaşlar 2 tane şurubu gençlere verdik. Ve yine bir şeyler düşünüyoruz. Evet o çocukları yardımsız bırakamazdık. Çok zalimci olurdu bu diyor Pavel. Anton ne diyor bu konuda? Anton da bir şey düşünüyor. Zavallı çocuklar. Umarım tıbbi malzemelerimiz annelerini kurtarmaya yardımcı olur diyor Marco. O çocuklar çok cesur diyor ve evet komşu böyle mahallede dolaşmışlar hayatlarını riske atarak. Tabii ki etrafta keskin nişancılar varken tehlikeli bir iş yaptıkları. Bakın. Bruno biraz daha realist. Dediğine göre tıbbi malzemeleri bulması çok zor ama doğru olanı yaptık diyor. Evet Bruno senden bunu duymak güzeldi. Çünkü sen geldi kendini düşünen bir insansın. Anton. Marco. Marco neden hala üzgünsün dostum? Bak çocuklara yardım ettik. Keyfiniz yerine gelsin. Çok ilginç. Pekala. Pekala. Midem kazınıyor. Anton daha dün yemek yedin. Yani lütfen sakın. Sakın bunu başka yerde söyleme. Evet. Şimdi günü sonlandırabilirim. Evet. Öyle de yapayım. Çünkü yine depoya gidiyoruz. Kaldı 2 kişi. Evimizin sıcaklığı iyi. Yemek yapabilir miyiz? Bir dakika. Yakıtımız var, suyumuz var. Neyse, bir sonraki gün yemek yapalım kendimize. Evet, o zaman günü sonlandırıyoruz bakalım. Evet, Anton'u sürekli uyutuyoruz. Anton yine yataktasın dostum.
Bruno sen gece nöbette ol. Pavel sen de gece nöbette ol. Bruno'ya arkadaşlık et gece boyunca. Marco yine senin dostum yağmaya gidiyoruz ve depoya. Evet. %60 mı? Deponun %60'ını mı yağmalamışız şu ana kadar? İnanmıyorum cidden. Deponun arkasında kocaman büyük bir yer var. Orada hiç bulunmadı. Bakın tıbbi malzemelerimiz oldukça azaldı yine de. İki tane şurubum olduğu için tabii ki mutluyum. İki şurup, üç bandaj ve üç adet bu. Bu oyun bitecek. Bunun hala ne olduğunu çözemedim. Neyse. İki mermimiz, bir kasketimiz, bir pistolümüz ve bir bıçağımızla gidiyoruz. Pekala. Bana şans dileyin. Hey! Evet, şimdi bir kişiyi kapıda öldürmüştük. Eğer şanslıysak ve orada bir yerde kimse yoksa, neden sessiz konuşuyorum bilmiyorum. Biraz ses yaptım. Cesedi hala oradadır kendisinin ve şuradadır, daha doğrusu burada değil de. Hadi Marco, yavaş yavaş dostum. Her şeyi hallederiz biz seninle birlikte var ya. Hayır, gitmiş. Vallahi gitmiş. Aa, burada bir ceset vardı. Alt kata inelim mi? Alt kata inebiliriz. Ve direkt hırsızlık yapabilirim alt kata inip. Çok iyi, iki tane. Bir noktada bizim tekrar demir testeresine ihtiyacımız olacak. Bu alt kata inmek istiyorum. Hiç güzel şeyler bulmadık. Ben böyle mermi belki buluruz diye düşünüyordum. Bu kapıyı şimdi açmayacağım çünkü çok ses çıkartıyor biliyorum. Yakalanmayı göze alamam. Pekala. Ve tekrar yukarı çıkıyoruz. Buraya saklanabilirim. Üst katta da var saklanma yeri. Harika. O zaman ne yapalım? Üst kata çıkalım. Bakın o kadar çok yağma yeri var ki burada aslında ses çıkarsam adam üst kattan buraya gelse beni fark eder mi? Buraya saklanmış olsam. Çok iyi diyor. Ne oluyor ki yukarıda acaba? Çok daha iyi oldu dedi. Acaba ne oluyor yukarıda? Çok merak ediyorum. Nasıl yapacağız? Bu adam bulduğu yeri terk eder mi? Ses mi çıkartalım? Belki buzdolabında bir şeyler kalmıştır diyor. Vay, üst katta buzdolabı da var. Çok iyi. Ne yapalım? Ya işin ilginç yanı. Arkadaş burada sanırım tek başına. Öyle mi değil mi? Abi ne yapıyorsunuz? Neredesiniz? Herkes nerede? Bayım, ne yapayım? Ses mi çıkartayım? Anlamadım ki. Harika. Hemen hızlı. Yatağın altında her zaman güzel şeyler oluyor. Yatakların altında konuşabilsem anlatacağım tabii ki. Bir şurup bulduk, güzel. Hemen dostum buraya saklan. Bakalım bakalım. Hayır ya, alt kata inmedi. Alt kata inmedi, güzel. Ben de bu üst kata çıkabilirim. Yalnız nereye iniyor, bir dakika. Çok iyi. Çok iyi, orayı takip etmeyecek. Belki bir... Geliyor. Yemin ederim geliyor. Bıçağı aldı, önüme bekliyorum. Marco'nun canı biraz az bakın. Olsun. Olsun. Avımız geliyor. Avımız geliyor. Ve al sana dostum. Vallahi öldürdüm. Ve gelen giden yok gibi. İnanın gelen giden yok gibi. Abi. Abi çok iyi. Ne bu? Shotgun. Shotgun bulduk. Hemen, abi müthiş. Evet hemen şakalları bulup gidiyorum. Bu mutfağı araştıralım, yiyecek bulmak istiyorum tabii ki. Öncelikle buzdolabına bakalım hemen hızlıca. Şuraya bugün de bakabilirim. Alkol, sebze, cennette gibiyim. Seni bırakıyorum dostum, kusura bakma. Şu kalitesiz sigarayı da bırakacağım, onun yerine su ve şeker de ne olur ne olmaz. Daha iyisini bulana kadar şimdilik bizimle birlikte gelsin. Hadi Marco, jackpot yapmış olabiliriz. Üst kata çıkalım hemen, kimse gelmeden. Çabuk Marco, kimse görmeden. Uf, harika. İki adet dolap. Eminim güzel şeyler vardır burada. Eminim. Emin değilim. Hiç emin değilim. Sürekli silah parçası ve kitap buluyoruz. Neyse sen de git. Kitap sen de gel. Çünkü kitap daha önemli şu an aşamada, şu aşamada mermilerdense. Oo, kilitli bir kapımız var şimdiden. Pekala. Şimdi. Bir dakika, ben şeyi almadım mı? Şu cesedin üzerindeki silahı. Backpack. Almışız. Niye gözükmüyor? Şimdi kaliteli sigara. Şunu bırakalım. Bir dakika. Şu tekrar araştıralım.
Dostum seni bırakacağım, onun yerine seni alacağım. Şu cesedi yağmalamışız değil mi? Evet, yağmaladık, pekala. Hemen şuraya bakalım hızlıca, depoda ne var ne yok. Abi çok iyi. Hemen alt kata in. Bilmiyorum buralarda kimse var mı? Vallahi yok. İnanın kimse yok gibi. O zaman hızlıca yağmalayalım. Marco yukarı çıkabilecek misin? Alt kat da var. Bakın birisini gördüm. İnanın birisini gördüm. Aa, birisi var orada. Herkes bitmemiş. Burada biri var. Hemen şurayı yağmalayalım. Bir yere saklanacağım ben. Bir yere saklanacağım. Şimdi o arkadaş nereye geliyor bilmiyorum. Şuraya bir saklanalım. Ne olur ne olmaz. Çünkü bakın çok fazla mermim yok. O yüzden risk etmek istemiyorum arkadaşı öldürmeyi. Buraya bir kere daha geliyoruz. Ve bu sefer onun başına, onun icabına bakacağız. Kendisi nereye gitti bilmiyorum. Aslında savaşabilirim. Ama bakın. Seçenekler arasında şey yok. Bu yok. Bakın shotgun'ım yok seçenekler arasında. Neden bilmiyorum. O yüzden biraz korktum açıkçası. Buraya gelsem, şu kapıyı biraz zorlasam, ne olur? Beni duyar mı? Evet, sanırım duymayacak çünkü kim bilir nerede o arkadaş. Saat 3.40. Çabuk. Çabuk Marco. Çabuk Marco, içeri gir. Çabuk Marco, hemen şuraya bak ve kaçıyoruz. Run to exit, run to exit. Heh, burada kalacağız. Ay, hayır. Run to exit. Evet, sanırım. Abi lütfen yakalanmayalım. Evet, bütün kapılar açık olduğu için muhtemelen başardık. Aa, çok iyi. Güzel bir shotgun'ımız oldu. Of be, müthiş.